malumunuz biliyorsunuz Cumhurbaşkanı seçimimiz yaklaştı. Onunla ilgili bir görüşünüzü alabilir miyim efendim? Efendim, Türkiye Cumhuriyeti 91. yılını yaşıyor. Ve Türkiye Cumhuriyeti bugüne kadar 11 tane Cumhurbaşkanı görmüş. Ulu Önder Atatürk'ten başlayarak Abdullah Gül'e kadar. Ancak 12. Cumhurbaşkanlığı apayrı bir Cumhurbaşkanlığı makamı. Sebebi de şu, ilk defa halk doğrudan Cumhurbaşkanı seçecek. Ve doğrudan halkın teveccühüyle, halkın oylarıyla seçilen Cumhurbaşkanı elbette ki o oranda da güçlü olacak. Anayasanın kendine verdiği birçok yetkiler var, ancak halk tarafından seçilmemiş olması nedeniyle belki cumhurbaşkanları bu yetkiyi kullanmakta imtina ediyorlardı. Ama özellikle şu an cumhurbaşkanı adayımız olan Sayın Başbakanımız bunu çok net bir şekilde ifade ediyor. Ben anayasadan seçilirsem diyor, anayasadan gelen haklarımı sonuna kadar kullanacağım ve cumhurun başı sıfatına uygun olarak bir cumhurbaşkanlığı yapacağım. Adeta yarı devlet başkanlığı diyebilirsiniz, devlet başkanlığı diyebilirsiniz. Bunun zaten anlamı nedir? O makama gelen kişinin yatırımlar da dahil her şeyi takip etmesi, ülkenin kalkınmasını, gelişmesini takip etmesi, ki Sayın Başbakan bunu çok net bir şekilde ifade ediyor. İnşallah Sayın Başbakan Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı, halk oyuyla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olacak ve bu yetkilerini kullanarak 12 yıldır Türkiye'nin her yerine, karış karış her yerine hizmet ettiği gibi Cumhurbaşkanı olarak hizmetlerini taşlandıracak ve ekibiyle birlikte inşallah hükümetlerle, başbakanlarla, bizlerle, milletvekilleriyle birlikte Türkiye'ye çok daha farklı hizmetler, çok daha farklı bir vizyon çizecek. Bu konuda ben insanlarımızın içindeyim, köyler de dahil geziyoruz. İnsanların Sayın Başbakan'a olan teveccühünü anlatmaya gerek yok. Çünkü insanlar Sayın Başbakan'ı biliyorlar. Biliyorlar ki Sayın Başbakan yapmayacağı şeyi söylemiyor ama bir şeyi söylüyorsa da onun gereğini yapıyor. İnşallah Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan 12. Cumhurbaşkanımız olarak adeta bir devlet başkanı gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin 2023 hedeflerine gitmesi konusunda her ne yapılması gerekiyorsa yaparak veya yaptırarak, denetleyerek, inceleyerek, uyarılarını yaparak bu görevlerin hepsini yerine getirecek. Türkiye Cumhuriyeti de 2023 yılında, yani Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümünde dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girecek ve inşallah 500 milyar dolar ihracat hedefini böyle tutturacak ve umuyor ve diliyoruz ki işte o zaman Türkiye'nin her yerinin birbirinden farkı olmayacak, Kars'ın da diğer yerlerden farkı olmayacak. Kars'ta bulunduğu coğrafyada, Kafkasya'da, Kafkaslar'da adeta bu bölgenin başkenti haline gelecek. Sınırı bekleyen il değil, sınır pozisyonundan, sınır konumundan yararlanan il haline gelecek. Bakü Tiflis Kars'ıyla, Kars Ihtır Nahçıvan'ıyla, lojistik merkeziyle, müthiş büyük terminali ve havalimanıyla ve bunun gibi birçok yatırımıyla, sağlık üssü olan hastaneleriyle inşallah Kars da bundan payını alacak. Bütün bunları adayımız 12. inşallah Cumhurbaşkanı olacak Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bugüne kadar yaptıklarını, bundan sonra yapacaklarını referansı olarak gördüğümüz için rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Vatandaş da bunu böyle görüyor. Böyle mührümü vuracağım diyor. Vatandaş diyor ki ben 10 Ağustos'ta seçim sandığına giderken 12 yıldır başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan'a olan güvenimi sandıkta da ortaya koyacağım ve işte bu benim başkanım diyeceğim. İnşallah böyle denecek. Teşekkür ederim efendim. Sağ olun.